Bugün süperfisel femoral arteri tam tıkalı olan bir hastaya retrograd yöntemle reverse kart yöntemi yaparak transpopitel yoldan açtığımız bir vakayı göstereceğim size. 61 yaşında hasta, hipertansiyon, sigara mevcut. Antihipertansif ilaç kullanmakta. Son 3 yıldır kladikasyon tanımlıyor. Sınıf 3 Rutherford kladikasyona göre son 1 aydır sınıf 4 olmuş. Gördüğünüz gibi eksternal iliak arter total tıkalı, SFA total tıkalı, profundadan popliteal segmenti kolateralle doluyor. Sağdan sola bir 65 santim shuttle sheet koyduktan sonra 0.35 pardon 0.35 glide wire ve mikro kateterle lezyona penetre olup profunda hattına doğru damarı terliyoruz. Terledikten sonra bu bölgelere şurada göstereyim bu bölgelere 520, 700 ve 860 balonlar uyguluyoruz burada gördüğünüz gibi. Ve eksternal liyak bölgeyi kamın kadar balonladıktan sonra açıyoruz ve görüntüyü görüyorsunuz. Profunda ile eksenliğe birleştirmiş olduk ama SFA hattı hala total tıkalı. SFA hattına baktığınız zaman SFA hattının proksimalinde güdüğün belli olmadığını görüyoruz. O yüzden biz bu hastaya retrograd olarak transpopital işlem yapalım dedik. Tabii transpopital ponksiyon için ya supin ya da prone pozisyonda ponksiyon yapmak lazım. Biz genelde yüzüstü hastayı çevirerek popliteal ponksiyon yapıyoruz. Burada problem ne? Arter ven üst üste seyrettiği için arter venin süstü olma ihtimali yüksek. Ancak sırt üstü yaptığımız ponksiyonlarda da sorun. Arter çok derinde kalıyor. Ponksiyonu başarılı olarak yapsanız bile işlem sonrasında kompresyon sorunu yaşayabiliyoruz. Biz bu vakada yüzüstü ponksiyon yaptıktan sonra mini mikro kateter ve Glide eşliğinde subintimal trekking yaparak gördüğünüz gibi SFA'nın güdüğüne kadar ulaşmayı başardık ancak hiçbir şekilde trolümene düşemedik. Bunun üzerine yukarıdan SFA'nın belli belirsiz olan güdük olduğunu tahmin ettiğimiz yerden yine bir mikrokateter ve Glide eşliğinde geldik. Subintimal gördüğünüz gibi lümene düşemiyoruz burada yine star yapmamıza rağmen. 6.40 balonlu subintimal segmentte balonumuzu şişirdik. Amacımız reverse kart yapmak. Yani yukarıdan antebrattan subintimal bölgede balonlu subintimal segmenti yırtıp distalden retrograttan da lümene düşmeyi amaçlamak. Çabalarımıza rağmen burada çok iyi sonuçlar alamadık. Ama nihayetinde en son şurada büyük büyütmede görüyorsunuz. Burada tabi star yaparken balonun size ile birebir çapta bir balon seçmek lazım. Mümkünse çok uzun balonlar seçmemekte fayda var. Yukarıdan yaptığımız balon esnasında distalden geldiğimiz telde lümene düşmeyi amaçlıyoruz. Burada görüyorsunuz balon şişikken çok fazla teli yukarı itmemeye çalışıp indirdikten sonra balonu lümene düşmeye çalışmakta fayda var. Şu an görüyorsunuz şu hala looplu bir şekilde subintimal segmente gidiyor. Retrograd'dan geldiğimiz telimiz rahatlamadı hala. Lümele düştüğü anda çok rahat olacak. Loop düzelecek. Gördüğünüz gibi bakın şu an düşüyor. Loop'un ucu düzeldi. Mikrokaterin distalde bir direnç yok. Lümende olduğumuzu düşünüyoruz şu anda. Teyit etmek için daha sonrasında tip enjeksiyonu yapıyoruz. Eksternal iliak artere telimizi attığımızı teyit ettik. Bundan sonra eksternalizasyon süreci başlayacak. Yani retrograd'dan gelen telimizi sağ femoralden çıkarmamız lazım. Burada ya kateter içerisine direkt telle girebiliriz ya da sineyirle eksternalize edebiliriz telimizi. Biz sineyirle eksternalize etmeyi tercih ettik. Sineyirle eksternalizasyon içinde görüyorsunuz mikro guiding katerin distalinden
teli Y konnektörün içerisine iğnemizi takarak içinden geçirmeyi eksternalize ediyoruz. Bu vakaya özgü bir şey değil. Bu da hasta sırt üstü yatarken yaptığımız popliteal ponksiyonlardan bir tanesi gördüğünüz gibi. Buradan SFA distali ya da proksimal popliteal segmentten ponksiyon yapmışız. Telimizi de femoralden eksternalize etmişiz, görüyorsunuz. Sonrasında eksternalize edilen tel üzerinden anteplat işlem yapmaya başlıyoruz. Popliteal bölgeye 5-80, 6-80 ilaçlar uyguladık. Bakın gördüğünüz gibi SFA'nın gayet temiz bir şekilde olduğunu görüyoruz. Bu vakada tabi retrograttan işlem yapmanın bir artısı da popliteal segmenti profunda damarını kaybetmemek. Çünkü profunda arteri boğaz sesi çok önemli. Bütün kolateralleri o sağlıyor. Retrograttan geldiğiniz zaman profunda hattını diseke etseniz bile akım anteplat olduğu için bu diseksiyon rahatlıkla kapanır. Ama antegrattan gelip SFA segmentini düşmeye çalıştığınızda profunda ağzını diseke ettiğiniz zaman akım antegrat çalışacağı için buradaki diseke segment daha da büyüyüp profundanın akımını tamamen kesebilir. O yüzden ambiguous güdük olan, yani SFA çıkışı belli olmayan vakalarda ya da iyi gelişmiş profundası olup tüm ayak bu profundaya bağlı olan vakalarda mümkünse retrograttan gelip trulmeme düşmek çok daha mantıklı bir iş olur. Aslında bu tamamen retrograt değil, hibrit yaklaşım. Hem antegrat hem retrograt yaklaşım. Sadece retrograttan lümene düşüyoruz. Evet, işlem sonrası profundanın gayet yukarı dallandığını, akımın gitmediğini görüyorsunuz. SFA'da çok güzel bir akım gelmiş oldu. Trifurkasyon bölgesi de çok temiz, hem anterior tibiali hem peroneal truncus hem de tibialis posterior arterin gayet iyi kanlandığını görüyoruz. Proksimal güdüğü görünmeyen ve distal trifurkasyon yolu olan hastalarda, graft restenoz olanlarda, kontralateral dik açıdan ile crossover çalışılamayan vakalarda, proksimal kepiye antigrat yolu kırılamayan vakalarda retrograd transpopital yol güvenilir ve etkin bir seçenek sağlamaktadır. Biz bu vaka ile bu mesajı vermek istedik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.